Herkese selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda kalp sukulent, mum çiçeği ya da hoya kerriri olarak bildiğimiz bu bitkimizi tanımaya çalışacağız. Çok markete gelmiş, hemen gördüğüm anda dayanamadım ve gittim 3 tane aldım. Öğretmenler gününe denk geldiği için de yazıları üstünde. Ve dedim hem Instagram'da da bunun daha önceden çekilişini yapmıştım ki siz eğer ki Instagram'daki yaptığım çekilişleri kaçırıyorsanız çok şey kaybediyorsunuzdur. O yüzden Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın. Daha önce evet bu türün çekilişini de yapmıştık. Hem bayağı bir soru geliyordu Instagram'dan bana. Hem de böyle denk gelmişken hem alayım bakımını yapayım hem de videosunu çekeyim de istedim. Eğer sizler de alırsanız aldığınız zaman benim yapacağım adımları uygulayarak sağlıklı bir şekilde hoya kerir yani kalp sukulentinizi yetiştirebilirsiniz. Tabii bu bitkiye bakarken nelere dikkat etmeliyiz? Güneşe, sıcaklığa, toprağına nasıl dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Aslında ilk aldığımız andaki toprağına şöyle bir kontrol ettiğim zaman Hindistan cevizi torfuyla bunalmış. Büyük ihtimalle de bunun dip kısmı yani bu kök kısmını da Hindistan cevizi kabuklarıyla büyük ihtimalle dolamışlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde bu şekilde çıkıyor. Hani aldığınız zaman sağlıklı büyümesi için kesinlikle bir toprak değişimi yapın. Çünkü toprağı Kayseri, ben Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri şartlarına göre gayet verimsiz. O yüzden biraz da zenginleştirerek hem de biraz da kök terbiyesi yaparak hem sağlıklı büyümesini sağlarız hem de güzel bir şekilde saksımız varsa da dikebiliriz ki ben şok markette satılan şekliyle yani tamamen bu şekilde satıyor. Gayet beğendim. Saksıları falan gayet hoşuma gitti açıkçası. Bayağı iyi. Şimdi gelin bunun biraz da derinlerine inelim. Nasıl bir toprak kullanmalıyız? Onlardan bahsedeyim. Aldığınız zaman göreceğiniz gibi Hindistan cevizi torfu kesinlikle kullanılmış. Eğer ki siz bundan bulamazsanız toprağını karıştırın. Böyle bir havalandırın. Ondan sonra tekrardan dikin. Bir problem olmaz. Ama mutlaka bir böyle hem yumuşatın hem de dibini böyle bir karıştırmış olursunuz. Eğer Hindistan cevizi torfunuz yoksa. Ama eğer ki varsa elinizde kesinlikle çıkartıp farklı bir şekilde dikebilirsiniz. Bakın ben şöyle çıkarttım. Hazır hale getirdim. Şimdi şöyle biraz daha bunu çekeyim. Benim arkadaşlar elimde Hindistan cevizi torfum ve normal torfum var. Kesinlikle iki farklı toprağı birleştirip kullanıyorum. Çünkü hem torf bildiğiniz gibi doğal olduğu için farklı mineraller de katıyor ve toprağı bu şekilde zenginleştirmiş oluyorsunuz. O yüzden kesinlikle kullanıyorum ama eğer elinizde yoksa siz bitkinin toprağını geri dikerek kullanabilirsiniz. Evet, şöyle göreceğiniz şekilde şöyle bir saksı boyu kadar torfumu içerisine ilave ettim. Ve yine bir saksı kadar da torfumu, bu kendi kullandıkları Hindistan cevizi torfumu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Tabii şöyle güzel bir karıştırırsanız daha iyi olur. Çünkü eşit bir şekilde toprağa karışması bitkimizin gelişim için daha uygun olacaktır. Zaten hoya kerriri'ye bakarken böyle güzel bir yer belirleyin. Böyle ışık miktarı bol olan bir yer, böyle hava akımı olan bir yere koyun. Gayet iyi bir şekilde yaşamını sürdürecektir. Fakat şuna dikkat edin, don olmasın kesinlikle. Çünkü bunların geldiği yer işte Amerika, Afrika, yani o taraflardan geldikleri için, sıcak memleketten geldikleri için ve sizin yaşadığınız bölgede eğer nem yoksa kesinlikle dışarıya koymayın. Mutlaka don olup öleceklerdir ki bu da bizim isteyebileceğimiz bir şey değil. Şu şekilde toprağımızı da karıştırdık. Evet, toprağımız hazır. Göreceğiniz şekilde. Evet, şok markette satılan saksısıyla birlikte satılan saksıyı beğendiğimi söylemiştim. Fakat tek eksiği altında deliğin olmaması. Bu da su çıkışını engelliyor ki bu bizim kök çürümesini sağlayabilir. O yüzden buna mutlaka dikkat edin. Dip kısmına böyle taş olur veya farklı türden bir şeyler koyarak bu su çıkışını sağlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde eğer siz de alırsanız görürsünüz. Hoya kerriri'nin kök kısımları bu şekilde Hindistan cevizi kabuklarıyla bağlı. Bunlardan çıkartırsınız. Bunları da içerisine şu şekilde atarak suyun alt kısımda toprağı süzmesini sağlayabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Kesinlikle buna dikkat etmenizi öneriyorum. Ve mutlaka bunu yapın. Şu şekilde gördüğünüz gibi koydum. Ve bir miktar toprağımı koyuyorum. Şu şekilde. Ya herkesin yapabileceği bir şey. Şöyle hoya kerririmi de koyuyorum. Yerleştirerek toprağımı ilave etmeye başlıyorum. Thank you.
Ve böyle görünüm olarak da eğer elinizde böyle farklı taşlar varsa onları da kullanarak güzel bir görüntü verebilirsiniz. Benim elimde var, o yüzden kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi hazırlamış olduk. Evet arkadaşlar, sizler de bu şekilde çok kolay yöntemlerle Hoya Carrier'i yetiştirebilirsiniz. Kesinlikle imkanınız varsa ve yolunuz Şok Market'e düşerse almayı unutmayın. Çünkü dışarıda fiyatı 17-18 TL'leri bulabiliyor ki her çiçekçide de bulamayabiliyorsunuz. Özel tür çünkü. Pek Türkiye'de rastlanan değil. O yüzden denk gelmişken almanızı kesinlikle öneririm. Benim gayet çok sevdiğim bir türdür kendileri. Hani o yüzden yolunuz düşerse alın. Yaklaşık 10 TL'lik bir fiyat var adet olarak. Bence gayet iyi. Çünkü dediğim gibi dışarıda daha pahalıya satılabiliyor. O yüzden yolunuz düşerse almayı unutmayın. Ve videomuzun burada sonuna geliyoruz. Yine aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Şuna da değineyim. Su verme oranını da şöyle yapın. Diktikten sonra bir kere su verin. Toprağı tamamen kuruduktan sonra, yani tamamen kuruduktan sonra yine su verebilirsiniz. Onun haricinde su verimi yapmayın. Bu da fazla su bu sefer de kök çürümesini sağlar. Bu da sıkıntı yaratır. O yüzden kesinlikle tamamen toprağı kuruduktan sonra suyunu verebilirsiniz. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi eğer ki aklınıza takılan, sormak istediğiniz her şeyi Instagram adresimden veya YouTube yorumlarından yazabilirsiniz. Ve videomuzun burada artık sonuna geliyoruz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve mutlaka ve mutlaka videoma like atmayı unutmayın. Üniversiteye hazırlanan bir öğrenci olarak beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.